Blockchain Türkiye platformunun Platin üyesi olarak kurulduğu günden beri içinde faaliyet gösteriyoruz. Bugün de bir 2019 yılı genel değerlendirme toplantısı yaptık. Benim kendi çalıştığım alanla ilgili olarak genel değerlendirmem, platform son hızıyla çalışıyor. Geçtiğimiz dönemde oldukça yazan, çizen, oldukça tartışan, düşünen bir takım olmayı başardık. Bence ilk yıl için çok önemli bir hedefti bu. Takım olmayı başarabilmek ve daha önce Türkiye'de hiç yapılmamış, hiç çalışılmayan konularda çalışmak, sorulmamış soruları sormaya başladık. 2020 yılında ise artık bu soruları daha güncel hayatımıza gerçekleştirdiğimiz bir takım aksiyonlar almamız gerekiyor. Bunun için de farklı çalışma gruplarında işte POC'lerden ürün çıkışına kadar bir takım faaliyetlerde bulunurken hukuk mevzuat ve kamu ilişkileri çalışma grubunda da kamuyla olan ilişkilerimizde daha öngörülen büyük adımlar atmak gibi bir hedefimiz var. Yine hukuk tarafında da bu platformda bulunan kişilerin hukukla ilgili sorunlarında yazılmayanları söylemek, konuşulmayanları konuşmak hedeflerimiz arasında olacak. 2020 yılında platformun çok daha başarılı ve yeni üyelerle büyüyerek güçleneceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Merhabalar. Ben Tolga Ulutaş, Blockchain Türkiye Yürütme Kurulu üyesiyim. Aynı zamanda Definex'in CEO'su ve kurucu ortağıyım. 2020'de Blockchain Türkiye için özel bir yıl olması niyetiyle yola çıktık. Geçen seneyi bilgilendirme, anlamlandırma ile geçirdik. Bu seneyi ise hayata geçirmeyle geçirmeyi düşünüyoruz. 2020 yılı için Blockchain Türkiye ekibi olarak Yürütme Kurulu'nu bir OKR denen metodolojiyle bu hayata geçirme sürecine sokmayı düşündük. OKR metodolojisi aslında dünyada çok kullanılan bir metodoloji. Dünyada çok iyi bildiğimiz büyük şirketlerin aslında başarılarının da arkasında kullandıkları bir metot. Hem odaklanmanızı sağlıyor hem de hayata geçirme yolunda dağıtık takımların birlikte harekete geçmesini sağlıyor. Aslında gönlünüzde yatan aslanı hedef olarak belirliyorsunuz. Arkasından da bunu ana sonuçlarla bu hedefe nasıl gittiğinizi ölçtüğünüz temelinde çok basit ama çok etkili bir metotla hep birlikte çalışmayı planlıyoruz. Blockchain Türkiye platformu olarak 2020 yılının ilk üyeler toplantısını gerçekleştirdik. Çok geniş bir katılımla gerçekleştirdik. Bugün itibariyle 75 üyesi, 14 işbirliği olan zaten çok büyük bir aile Blockchain Türkiye platformu. 2020 yılının bu ilk toplantısını aynı zamanda 2020 yılının yol haritasının da üzerinden geçtik. Yani biz ne yapacağız bu 2020 yılı içerisinde? 3 tane temel hedefimiz var. Geçen yıldan devam eden esasında Blockchain Türkiye platformunun vizyonuyla da alakalı konular bunlar. Bir tanesi Türkiye'de blockchain konusunda başvurulacak merkez olma özelliğimizi korumaya devam edeceğiz. Bunu daha da güçlendireceğiz. Bir ölçüm ve değerlendirme merkezi, blockchain tabanlı projelerle ilgili bir ölçüm ve değerlendirme merkezi olarak anılmak istiyoruz. Ve kamuyla, kamu kurumlarıyla platform arasındaki işbirliklerini artırmak istiyoruz. Özellikle regülasyon yapıcı kurumlarla, kamuda blockchain konusunda düzenleyici kurumlarla daha yakın işbirliği yapmak istiyoruz. Sağlık Bakanlığı gibi, Enerji Bakanlığı gibi blockchain kullanan sektörler arasında ilk üçte olan kurumlarla işbirliklerimizi başlatmak ve o alanda çalışan kurumları, teknoloji geliştiricileri platform içerisine katmak istiyoruz. Genel kabul görmüş bu yaklaşım içerisinde çalışma gruplarımız vasıtasıyla elbette hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Biz daha önce söyledik, Blockchain Türkiye platformu bir paylaşım platformu olarak önce bu konuyu anlamak, anlamlandırmak, ortaklarımız arasında paylaşmak ve en sonunda da değer yaratmak üzere bir araya geldik. 2020 yılı içerisinde somut çıktılarla bu değerin yaratılmasına katkı vereceğimizi düşünüyoruz.